Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz maç ta saat 23'te. O yüzden maça kadar biraz sizlere videolar sunmak istedim. Uğur Meleke'den Fenerbahçe'ye galibiyet reçetesi. Şimdi rakibi aslına bakarsanız hepimiz tanıdığımızı iddia ediyoruz. Ama Fenerbahçe taraftarında bir özellik var. Her şeyi prime dönemiyle hatırlar asla son dönemiyle hatırlamak istemez ya da son dönemini araştırıp bilmek istemez. Prime döneminde asıldı şöyle o zaman tamam. Yani misal Leeds United hocam çok iyiydi ya. Leeds United işte İngiltere'de şöyle böyle. Şu an kaçıncılıkta bilmiyorum. E, e, atıyorum kafadan. Sevilla hocam çok iyilerdi ya sürekli UEFA kupası Şu an bu sezon nasıllar? Hocam bu sezonu boş ver adamlar iyiler derler. Uğur Meleke'de Sevilla maç öncesi bir yazı kalemi almış. Ben dilerseniz onu okuyayım. Fenerbahçe Mart ayına birçok problemi çözmüş bir şekilde girdi. Önde eskisi gibi iştahlı pres'e döndüler. Ferdi, Lincoln, Valencia gibi zirve yapan performanslar var. Ferdi, Lincoln, Valencia. Bakın Ferdi, Lincoln, Valencia. Anladınız mı? Ön yargılarınıza kızma sebebi mi? Yani çoğunuz hala Lincoln'ın çöp olduğunu düşünüyorsunuz. Üstelik şu anda sol bek oynatılmasına rağmen. Seviye karşısında en büyük sorunu tamamlayamadıkları atakların dönüşünde yaşayabilirler. Kayseri'ye bu dönüşlerde bazen 40-50 metrelik boşluklar verdiler. Çok doğru bir cümle. Yani diyor ki hücumda atağı sonlandırmak zorundasın. Sonlandıramazsan o top döner, kalene gelir. Yani pozisyon olarak zorlanırsın diyor. Haklı. Fenerbahçe için sezon aslında iki perdede değerlendirebiliriz. 2022 Dünya Kupası arasına kadarki birinci perdede hemen her şey yolunda gidiyordu. Teknik direktör Jorge Jesus 25 kişinin neredeyse 25'ini de kullandığı, e, yanlış olmasın 27 kişi kullandı. Neredeyse 25'inde kullandığı bol rotasyonlu, bol rekabette bir kadro oluşturmuştu. Takım her daim canlı ve dinamik oynuyor, önde basıyor, bloklar arası boşluk bırakmıyordu. Ancak ne olduysa Dünya Kupası arasında oldum. Fenerbahçe Ocak ayına birçok problemle girdi. Eskisi kadar pres iştahı olmayan, dinamizmi ve tutkusu azalmış, önde basmayan bir Fenerbahçe döndü Dünya Kupası arasından. Burada da ben araya gireyim. Burada ciddi yüklemeler yapıldı. Çünkü sezon başı kampı gibi oldu. Bir buçuk aylık bir dönem. Ve takımlar sezona yavaş başlayıp hızlanırlar. Yani birinci vites başlayıp ikiye geçerler. Bence öyle bir şey oldu. 25 oyuncuyu da kullanıyordu. Fikir değiştirip 15-16'ya düşürdü o süreçte. İkinci perde başladı. Artık iki cephe değil, tek cephe devam ettiği müsabaka sayısı azaldığı için kadro derinliği sekteye uğradı. 25 oyuncuyla değil, 15-16 kişiyle ligi sürdüren bir Fenerbahçe çıktı ortaya. Ancak Jesus'un son bir ayda bu 15 kişinin bireysel performanslarını arttırdığını ve seviye karşısına oturmuş ve hazır bir 11 ile çıktığını söyleyebiliriz. Yani diyor ki 25 futbolcu oynuyordu ama 15-16'ya 15, düşürdü. Fakat bu 15-16'da prime dönemini oynamaya başladı diyor. Doğru. Ben seviye maçına Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmandaki 11'inden bir oyuncu değiştirerek çıkacağını tahmin ediyorum. Sana Darda Güler'in yerine İrfancan Can Kahveci'nin başlaması muhtemel. E, Pedro'nun yerine de Batshuayi başlayabilir. Ben de onu düşünüyorum. Lincoln'in yerine Osterwold başlar mı? Bence sürpriz yapmak adına başlayabilir. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, orta sahada Crespo Arao ikilisi. Crespo'nun Kayseri maçı performansı sanki biraz sönük gibiydi. Yani soru işaretleri var ama 15-16 kişilik bir ekibe dönüştür dediği gibi doğru. Fenerbahçe özellikle talihsiz felaketin ardından oynadığı Konyaspor ve Kayserispor maçlarında daha içi bazı problemleri çözmüş göründü. Takım hemen hemen eskisi gibi iştahlı pres futboluna döndü. Jorge Jesus üçlü dörtlü savunma dönüşümünü çok fazla yapmamaya başladı. Kritik seviye eşleşmesi öncesi dörtlü de istikrar sağladı. Samet Akaydı, Atilla Salahi uyumu gelişti. Şimdi herkesin kafasında Alanya maçında Salahi'nin oynamayacağı var ama Atilla Salahi'nin o maça kadar yani o maçta oynayıp oynamaması çok mühim değil. Önce seviye maçı önemli. Erdi Kadol'un süper formunun yanı sıra Lincoln Henrique de çok iyi bir seviyede. Miguel Crespo, William Arao gibi sallantı yaşayan bazı bireysel performanslarda toparlanma aşamasında. Şimdi Crespo birkaç maç gerçekten sallandı ama hala sallanıyor gözüküyor. Kayseri maçında da iyi değildi <laughs> ama Arao Kayseri maçının en iyilerinden biriydi. Bunu da gözden kaçırmayalım. Özellikle Kayseri'de 90 dakikada yaşadığı en önemli sorunsal hücum dönüşleri. Fenerbahçe atak tamamlayamadığında gerilla pres yapmaya çalışan, topu yitirdiği yerde aniden kalabalıklaşan bir takımda. Yani şöyle söylüyor. Fenerbahçe topu kaptırdı ya, orada pres yapıyordu. <laughs> Aman top geri bize dönmesin diye. Ve topun kapıldığı bölgede yoğunlaşan ee, ve o topu bir şekilde çabuk geri kazanan bir takımda diyor. Gerek Avrupa'da gereklikle savunmayı öne çıkarmadıklarını konuşurduk. Hep sarı lacivertten. Yani savunmayı da öne çıkarmadan savunmayı öne çıkarıp yapar diye. Şu sıralar o özellikleri sekteye uğramış görünüyor. Zira topu yitirdiklerinde bloklar arası dev mesafeler görüyorum Fenerbahçe'de. Jesus'un şu anda en hızlı halletmesi gereken mesele bu diyor. E, ee, Sevilla ile Avrupa Ligi'nde eşleşmek tabii ki kıtadaki her takım endişelendirecek bir fikstür. Zira nasıl Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in oyun alanı gibiyse Avrupa Ligi'de adeta UEFA seviye Kupası hüviyetinde. Bu seviyede çok deneyimliler çok özgüvenler. En kötü günlerinde bile tehlikeli bir takım diyor. Bu yıl hiçbir cephede işleri iyi gitmedi. Ligde artık küme düşme endişesi yaşıyorlar. Ancak Avrupa'da bir şekilde hayatta kaldılar. En önemli kırılma maçlarında gruplarda Kopenhag'ı son 32'de PSV'yi içeride 3-0 mağlup ettiler. Muhtemelen Fenerbahçe karşısında da işi yarın gece Ramon Sanchez Pizuhan'da bitirmek isteyecekler. Ancak şu anda bu turdan daha önemli sorunlar yaşadıklarında altına çizmek gerekir. 1. Dünkü İspanyol medyası teknik direktör Sampaoli'nin topun ağzında olduğunu söylüyordu. Medyaya göre sportif direktör Monchi'nin Sampaoli'yi şu anda göndermeme nedeni 6 milyon euroluk tazminat paketi. 2. Sampaoli'nin önünde itibarını kurtarmak için maksimum 4 maç olabilir. Bunların en önemlileri bence Fenerbahçe karşılaşmaları değil. Kümede kalma yarışındaki direkt rakipleri Almeria ve Getafe maçları. Dolayısıyla o iki maça konsantre olma ihtimalleri de var. 3. Özellikle savunmada ciddi sakatlık problemleri var. Son lig maçında Madrid'de savunma göbeğinde ön libero bu delici oynamıştı diyor. Yani Fenerbahçe'ye de mesajı veriyor. Önde bas diyor. Ee, yoğun pres uygula diyor. Blokların arasını kapat. Oyun alanını küçült. Adamlar kısıtlı kadrodan sakatlıktan şundan bundan devşirme oyuncu oynatıyor. Bu fırsatları da değerlendir diyor. Rakibi kolay hamle görme. Ancak eğer e, skor üstünlüğünü ele geçirirsen adamlar bu maçı değil başka maçları düşünecekler diyor. Sanki ben öyle anladım. Şimdi gelelim transfer kısmına. Uğur Melek'e konuştu. Şimdi yönetiminin Altay Bayındır ile rahatsızlığından bahsedelim. Aslında sadece Altay Bayındır değil. Ee, evet Kayseri Spor maçında çok iyiydi. Son haftalardaki performans da artmaya başladı. Yani yaklaşık ee, bir aydır falan görüşmeler yapılıyor. Sözleşme görüşmesi. Bu kadar uzamasının sebebi ne hocam? Arkadaşlar ıvırın zıvırı. Hani dığdığının dığdığısı. Tabii ki de benim ulaştığım kaynaktan hepsi ay takımda kalmak istiyor diyor. Bu takımın kaptanı Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesi yok diyor. Ee, ve böyle bir süreç sürerken son bir ay içerisinde Altay Bayındır'la ilgili de transfer yoklamaları geliyor. Bu sezon 34 maçta görev aldı. Kalesinde 36 gol gördüm. Ama birçok kişi hani biz performansı düşüşteyken yerden yere vuruyorduk ama birçok takım birçok kişi Altay'ı çok aşırı yetenekli olarak görüyor. Benden söylemesi. bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum ama ya açıklansa deseler ki Altay'ın sözleşmesi uzattık ama şunu söyleyeyim sözleşme uzatılsa bile açıklamak istemiyorlar. Niye? Ya futbolcu bu. İnişli çıkıştı grafik sergiler. Gider bir maç kötü oynar. Derler ki, ha ya iyi bu sözleşme uzatılmış futbolcu da bu muydu derler. Ben yani durum bu. Şimdi 3 tane futbolcu konuşacağım. Aslına bakarsanız siz başlığa aldandınız. Ben başlıktakini konuşacağım tabii ki. Eee clickbait şu bu bizim kitabımızda yazmaz. Ama başlıktakinden daha önemli şeyler konuşacağım. İlk olarak başlığı konuşalım. Muhtemelen başlar Lucas Moura'nın menajeriyle görüşüldüğünü yazacağım. Arkadaşlar Haziran ayından itibaren gelecek sezon. Fenerbahçe şampiyon olursa Temmuz başı gibi ligi açacak. Temmuz'un başında ligi açacak. Yani düşünün şampiyon olursa inşallah. Ve bu süreçte şampiyonlar ligi elemesiydi, cartıydı, curtuydu, transferiydi, onuydu, bunuydu, şunuydu. Felaket yoğun bir dönem geçireceğiz ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını Fenerbahçe'miz sürdürüyor. Brezilyalı Yıldız Lucas Moura'nın menajeriyle görüşüldü diyor. Şimdi buradaki olayı da anlatacağım size. İngiliz medyası topluma sözleşmesi Haziran'da sona erecek Brezilyalı futbolcunun 3 yıllık kontrat isteğini yazdı. Doğru. 30 yaşındaki Moura'nın yıllık ücret beklentisinin de yüksek olduğu ancak pazarlığın sıkı bir şekilde süreceği kaydedildi. Çok doğru değil. E, 216 maça çıkmış toplamla 38 gol 20 asist kaydetmiş. Lukas Mura'nın olayı şu: İki menajeri var, birisi aç gözlü, öbürü tok gözlü. Birisi iyi polis, birisi kötü polis. Nasıl yani arkadaşlar menajerinin biri ben size getiririm. Güzel. 1.8-2.6 milyon euro arası garanti para artı maç başı artı bonuslarla 3.8'e falan çıkacak bir sözleşme isterim. Çok güzel. Arkadaşım 1.6 garanti para alsın. Maç başı şampiyonluk primiyle 3.8 alsın. Helali hoş olsun. Cuk Sıkıntı yok. Çok güzel. Müthiş. E, futbolcu devre arası getirebilirim. Olmasa yazın getirebilirim. Çok iyi ama bana 6 milyon euro imza parası vereceksiniz. Sonra tabii o 6 3'e düştü diyebiliyorum. Şey 4.8 3.2 3 Hani bunlar tabii ki söylendiler arkadaşlar. Belki de hiç aslı astarı yoktur. Ee, ve biz bu menajere bu komisyonu vermek istemedik. Ve şunu söyledik. Futbolcu zaten oynamıyor. Sakat. Biz futbolcuya garanti ücret 1.6 verelim. Tamam. Garanti ücretler maç başı şu bu. 3 milyon euroya 3.2'ye kadar çıkalım. 600 bin Çarpı 3 sene 1.8, 1.8 de sana verelim dedik. Menajeri biraz yanaşmadı. Diğer menajeri ılımlı, diğer menajeri diyor ki bana full akbil verin, kanımı doyurun. Ne bileyim üstüme bir iki kıyafet alın, ben kabulüm diyor. Bizi uğraştıran Lukas Mura'nın bu ikinci menajeri. Eğer Lukas Mura bu menajerle devam ederse kesinlikle Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Çünkü o menajer de geri adım atmıyor. Bizimkiler de atmıyor. Bakın yüzde %1 milyon duyum veriyorum size. Hani başlığa bakıp kapağa bakıp değil. içeriye bakıp bu kısmı dinlediyseniz. Dinliyorsanız. Sıkça da tekrar ederim önümüzdeki videolarda. Eğer Lucas Moura menajerini değiştirirse. Fenerbahçe'ye gelme ihtimali %1 milyonu olur. Bu menajerle devam ederse %1'i bile geçmez. Anlaştık? Anlaştık. 2. Adama Nagalo. Hocam bu çocuk stoper değil mi? Evet. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Nörsland'ın futbolcusu. Danimarka Ligi'nde oynuyor. Danimarka 1. Ligi'nde oynuyor. 23 Temmuz 2021'de takıma katılan futbolcu 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Adama Nagalo'nun özelliği şu. 1.85 boyunda Burkino Faso'lu. Zaten Burkino Faso milli takımında da bir kez forma giymiş. Fas Burkina Fasoğlu 22 Eylül 2002 doğumlu 20 yaşında gencecik bir stoper gelişim gösteren bir stoper scouting yaptığımız bir stoper üstüne çok düştüğümüz bir stoper 18 maça çıkmış bu sezon bir gol iki asisti var 1548 dakikada bakınız 1.85 boyunda yani hızlı var sürati var hızlı etkili ee, ve yaşının gençliğinden dolayı da biraz geriden oyun kurma kapasitesini becerisini arttırırsa tek sıkıntı ne? Tahmin edin bakalım tek sıkıntı ne? Bonservis? Hayır. Ne hocam tek sıkıntı? Türkiye'ye gelmek mi istemiyor. niye gelmek istemiyor? Zıplaya zıplaya geliyor. Futbolcunun ayağı. Sağ ayaklı. Yani sağ ayaklı sağ stoper. Solda oynama özelliği de var ama şu an için sıkıntı. Samet Akaydın sağ ayaklı sağ stoper. Serdar Aziz sağ ayaklı. Sağ stoper. Ee, Nagalo'yu alırsan bunlardan birini çıkarabilir misin elden? Meçhul. Soru işareti. Tereddüt. Ama e, şöyle bir şey var. Eğer adama Nagalo'yu almayı becerebilirsen bence solda da geliştirebilirsin. Çünkü gelişime açık bir çocuk. şeyler yapabilirsin. Ee, yani bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Beko Makabi Tel Aviv ve maalesef 74-78 kaybetti. Hani bir saçmalıklar silsilesi vardı maçta. Hatta e, bir yorum okuyun. Bir takım bir hafta şampiyon olabiliriz hissi verip ertesi hafta Final 8 hayal dedirtmez. Final 4'ü da geçtik. Son 8 hayal dedirtmez. Bir olur iki olur bu işe çıkıştı. Grafik ile işimiz zor. Şampiyonluk için kurulan bir takımın serbest atış yüzdesi yüzde elli olamaz. Sabah akşam üçlük ve serbest atış çalıştırın bunlara demiş mesela. Bir kardeşimiz demiş bu takımın tüm antrenmanları serbest atış ve üçlük çalışması olmalı. Bu kaçıncı kaybımız atamadığımız serbest atışlar yüzünden demiş. Yani sanırım bu özetliyor. Başka yorum yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Başka biri de diyor ki bu kır orada bırakın artık. Bu heriften bıktım ben diyor. Wilbeck'in aklı İsrail'de kaldı herhalde. Orada bırakın. Böyle oynarsa cidden sıkıntı diyor. Maçı sattı gibi top oynan diyor. Kudret sözleşme alır ama eskiye döndü yine diyor. Bu hakemlerin Allah belasını versin demiş. Amin. Son olarak bir öneri geldi Fenerbahçe'ye. Kim Ji So. Soo Su so, su. So. Yani bizdeki su var ya. Ayşe su. So. İşte Bilmem ne şu, bu falan filan. Ee, bu arkadaşımız sosyal medya fenomenlerinden bir arkadaşımızın önerisi. Diyor ki sadece 18 yaşında şimdiden Kim Min-ji ile karşılaştırılıyor. Bayern Münih ve Sporting Lisbon ilgileniyor. Şu anda Asya U20 turnuvasında oynayan Kim'i keşfetmek için geç sayılmış, geç kalmış sayılmazsınız diyor. Ji Su Kim. 24 Aralık 2004 doğumlu 18 yaşında Bush Lengwengui doğumlu Güney Koreli 1.92 boyunda stoper. 1.92 bence biraz yüksek. E, ee, Kim kadar hızlı mıdır bilemem. Bir kez Güney Kore u 20'sinde oynadı diyor. Ee, hatta şu anda da görev alıyormuş. Alt yaş kategorilerinde U16'da U15'te 12 kez oynamış. U20'de oynadığına dahil edersek 13 kez oynamış. İki ayağını birden çok iyi kullanabilen, savunmanın sağında ve solunda görev alabilen yetenekli bir isim. Bu sezon 23 maça çıkmış. Bir asisti var. Kore Ligi'nde 1866 dakika oynamış. Genç takımda 320 dakika. A takımda 1546 dakika oynamış. Tabii ki de scouting yapılabilir. Fenerbahçe'nin Güney Kore ve Asya piyasasında bu pazarda adından söz ettirmesi de mantıklı bir hamle olur. Bunu da söylemiş olalım. Bu bir öneri arkadaşlar. Ee, bizim Güney Kore'den bizim şeyden ee, çok fazla scouting ekibi görevlendirdik. Güney Amerika'dan Kuzey Afrika dolaylarında çok fazla uğraşmıyoruz ama Kuzey Afrika'ya yakın bölgeler de var. Yani Güney Afrika Güney Amerika nereden çıktı? Güney Afrika'dan birçok incelememiz var. Niye biliyor musunuz? Adamların aylık kazancı 20 dolar mesela 40 dolar 60 dolar aylık kazanç yani bu parayla şey ömrü sürüyorlar. Bu tip yerlerden futbolcu getirmek son derece makul, mantıklı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Aslında var ya Acun Ilıcalı gibi 2-3 tane tanıdığın olacak. Ya niye illa Hull City? Daha alt kategoriden bir tane takım olacaksın. Bir şekilde dengede tutacaksın. Yani birden fazla takım zaten bazı takımlar bu sistemi çözdü mesela Göztepe'yi satın alanlar gibi böyle böyle yolunu buluyorlar. Fenerbahçe'nin de getireceği çok fazla isim var. Güney Kore piyasasına ilgilendiğimiz isimler var. Belki de bu arkadaş zaten onlardan biridir. Şey diyemem. Hani ismi bana gelmedi henüz. Ee, ama bu tip şeyleri değerlendirmek lazım. Bazen bir scouting önerisi hayat kurtarabiliyor. Fenerbahçe tarafta da hazır scouting'e alışmışken hayırlısı olsun. Maç önünde canlı yayın yapmaya çalışırım yapabilirsek görüşürüz yapamazsak da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.